Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ötken dersimizde Peygamberimiz dünya padişahlarına mektublar yubarganlığı hakkında suhbet kıyam oldu. Büyük devam etmemiz. Resulullah bana şu Hudeybiye sulhudaki tinçlik müddetinden faydalanıp dünya padişahlarına mektublar yubardı. Damashqning amiri Horis ibn Abi Shummar al-Ghassoniyga payg'ambarimiz maktub yubordi. Bu maktubni Shuja ibn Vahab al-Ustiy olib bordi. Maktubda shunday deyiladi: Ghasson qabilasi nohata bir katta qabilalardan edi. 100 ming qo'shini bor edi. Maktubda shunday deyiladi: Bismillahir Rohmanir Rohim. Muhammad Rasulullohdan Horis Abi Shummarga hidoyatga ergashgan va Allohga iymon keltirib uni tasdiqlaganlarga salom bo'lsin. Albatta men seni yagona bo'lgan Alloh taologa iymon keltirishingga chaqiraman. Shunday qilsang, mulking o'zingda qoladi. Ya'ni o'zini mulkida o'tirgan podshohga agar islomni qabul qilsang, mulking o'zingda qoladi dedi. Xoris maktubni o'qib qattiq g'azablandi. Xatni olib bergan u vaqtda yerga tashladi. Mendan mulkimni olib qo'yaman deb qo'rqitadimi? 100 ming askarim bo'lib turib, kim menga kuchi yetadi? Uni mana shu qilgan muomolasi Nota g'azotiga sabab bo'lgan birinchi ish edi. Xoris jaziraning shimolidagi Ghasson qabilasining amiri, podshohi. Uni mana shu maktubni o'qigandan keyin o'zini askarini Madinaga qarshi jangga tayyorlay boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Busro amiriga maktub jo'natdi. Uni Xoris ibn Umayr al-Usdiy olib bordi. Xoris ibn Umayr roziyallohu anhu hali Busroga yetmasdan turib yo'lda ketar ekan Ghasson podshohlaridan, Ghasson amirlaridan bo'lgan Shurohbil ibn Amr al-Ghassoniy payg'ambarimiz bu sahobasini qatl qildi. Ya'ni elchi qatl qilinmaydi hech qaysi davrda, hech qaysi jamiyatda. Lekin bu mana shunday bir xiyonat bilan Rasulullohni sahobasini qatl qildi. Ularni bu qilgan ishi Mo'ta g'azotiga sabab bo'lgan ikkinchi ish oldi. Ya'ni ikkinchi ish musulmonlarda ziyoniga bo'ldi. Mana shu aytilgan ikkita ish keyinchalik Mo'ta g'azotiga sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborgan maktublarning ichida Misr kattasi, Misr ulug'i Muqovqisga maktub jo'natdi. Uni Xotib ibn Abi Balta'a roziyallohu anhu olib bordi. Muqovqis maktubni o'qiganidan keyin Xotib ibn Abi Balta'dan payg'ambarimiz haqida so'radi. Savollarning hammasiga javob oldi. So'ngra Xotib roziyallohu anhu'dan Muhammadni qavmi qanday nomlarda bo'ldi? Xotib roziyallohu anhu u kishiga qarshi urushdi dedi. O'zini qavmi payg'ambarga qarshi urushdi, Quraysh qarshi urushdi payg'ambarimizga. Muqovqis so'radi. Nimaga qavmini duo ibodat qilmadi bo'lmasam deb? Rost payg'ambar bo'lar ekan, rost payg'ambar ekan duosi ijobat bo'ladi. Nimaga qavmini duo ibodat qilmadi dedi. Endi Xotib roziyallohu anhu bergan zakiy javobini ko'ring. Nimaga Iso o'zini qavmini duo ibodat qilmadi dedi? Iso alayhissalom qavmi shuncha aziyat bersa ham, ularga rahmat shafqat qilganidan duo ibodat qilmagan edi. Payg'ambarimiz ishi ham xuddi shunday bo'ldi. Muqovqis xatni o'qidi. Tafsilotlarni so'radi, so'ngra payg'ambarimizga xat yozib jo'natdi. Muhammad ibn Abdullohga Qibtlarning ulug'i Muqovqisdan senga salom bo'lsin. Ammo ba'd. Maktubingni o'qidim. Unda aytganlaringni va meni chaqirgan narsangni fahmladim. Men bir nabiy chiqishligini bilar edim. Uni Shomdan chiqadi deb o'ylagan edim. Elchingni hurmat qildim. Senga Qibtlar orasida, ya'ni Qibt qabilasi orasida Qibtlar orasida hurmatli bo'lgan ikki jariyani yubordim. Minishing uchun bir ot yubordim dedi. Xotib ibn Abi Balta xat bilan hadiyalarni olib keldi, payg'ambarimiz hadiyalarni qabul qildi. Hamda yuborilgan ikkita jariyani biri Moriya Qibtiyaga uylandi. Moriya aqlli, go'zal ayol edi. Mana shu ayolidan payg'ambarimiz Ibrohim o'g'lini ko'rdi. Muqovqis islomni qabul qilmadi. Chunki Rumga tobe edi.
Agar islomni qabul qilsa, Rum undan mulkini tortib olib qo'yishi aniq edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undan maktubni o'qiganidan keyin, undan kelgan maktubni aytdilarki, Rum undan mulkini tortib olishlardan qo'rqib islomni qabul qilmadi. Agar shu narsa bo'lmaganda islomga kirardi dedi. Bu ham mulkidan ajrab qolishni xohlamadi-da, Xiraqilga o'xshab islomni qabul qilmadi. Shuningdek, Amr ibn Umayya Dumri roziyallohu anhu'ni payg'ambarimiz Najjoshiyni oldiga yubordi. Mana avvalgi darslarda aytganmiz, Najjoshiy islomni qabul qilgan edi, Ja'far ibn Abi Talib o'g'lida. Maktubni oldi, chiroyli payg'ambarimizga javob yozdi. So'ngra payg'ambarimiz ana shu zamondagi eng qudratli bo'lgan podshohlardan biri Kisroga maktub jo'natdi. Fors podshohi. Maktubni Forsga Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy roziyallohu anhu olib bordi. Kisroning huzuriga Abdullohni kirgizishdi. Abdulloh ibn Huzofa maktubni oldi, o'qiy boshladi. Tarjimon o'qigan jumlasini tarjima qilib berib turibdi. Bismillahir rohmanir rohim. Muhammad rasulullohdan Fors ulug'i Kisroga. Shu jumlani tarjimon tarjima qilib berishi bilan Kisroni jahli chiqdi. Qattiq g'azablandi. Qanday qilib meni ismimdan avval o'zini ismini zikr qiladi. Shart maktubni qolganim oldi, eshitmasdan yetib tashlabdi. Ya'ni kibr, g'urur shunday ediki, u Kisroga Muhammad ibn Abdullohdan deb yozishni kerak edi. Hatto o'zini ismini birodar ismidan keyin bo'lishini ham xohlamaydigan darajada bir mag'rur odamlar edi bular. Abdulloh ibn Huzofa kelib, uni qilgan muomalasini aytganda mazzaqallohu mulka. Alloh uning mulkini parchalab tashlasin dedi. Haqiqatan Alloh taolaning mulkini parchalab tashladi. Keyin Kisro nima qildi? Kisro Yamanga maktub jo'natdi. Yaman mana bilasizlar, avvalgi darslarda aytganmiz, bir qismi Forslarga itoatda edi. Forslar boshqarardi. Ana shu maktub kelgan paytda Forsni Yamandagi valisining ismi Bozon bo'ladi. O'zi Forslik, lekin Yamanda hukmronlik qilib yashaydi. Bozonga maktub jo'natadi. Kisroning maktubi unga shunday degan bo'ladi. Senga maktubim yetib borishi bilan Makkada nabiylikni da'vo qilgan kishini meni oldimga yubor. Endi u voliy nima qildi? Qo'shin jo'natmadi Madinaga. Ikkita odamni jo'natdi. Endi bir polvon ikkita odamni jo'natdi. Ya'ni shunday bir arablarni qanchalik haqir ko'rardi, qanchalik mensishmasdi ko'ringki, askar jo'natmayapti, tutib keldi. Ikki dona odam jo'natyapti. Bu ikkita odam bordi. Borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga seni Kisro ko'rishni xohlaydi. Qo'shin yuborishimizdan avval taslim bo'l, bizga ergash dedi. Seni Kisroga yuboramiz. Payg'ambarimiz sizlarga javobim tunda bo'ladi dedi. Erta kelinglar. Shuni javobing, shu javobim. Tong otdi, kelishdi. Forslar Kisroni olihalardan deb sanashardi yoki bir ulug'iyatdan bir narsa bor bo'ladi oilasida deyshardi. Yani oliha bir xudolik bor bo'ladi dedi. Rob deyshardi shuning uchun. Payg'ambarimiz aytdiki, u kishiga sizlar borib Bozonga aytinglar. Meni Robbim tunda uni Robbisini halok qildi dedi. Ular tushunishmadi. Ya'ni mana shu payg'ambarimiz aytgan tunda Forsni podshohi Parvezni o'g'li Shiravi qatl qilgan edi. Ular agar shunday bo'lgan bo'lsa, senga xabarni kim olib keldi? Axir Forsdan bizning yurtlarga, bizning yerlarga bir oy yoki uzoqroq muddatda keladigan xabardi. Menga Robbim javob berdi. Ya'ni Robbim xabar berdi. Javobing shumi? Javobim shu, borib Bozonga yetkazilgan. Ular borishdi-da Bozonga payg'ambarimiz gapini aytishdi. Bozon qaysi kuni aytdi bu gapni dedi. Monokim dedi. Kutib turamiz. Aytilgandek ancha vaqt o'tgandan keyin ana shu Kisroning o'g'li otasini qatl qilganligini xabari keldi. Shunda Bozon ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh deb kalima keltirib musulmon bo'ldi. Chunki bu narsani Alloh bildirmasa bandasi bilishi mumkin emas dedi. Shunday qilib, Yamanda yashayotgan Forslar islomga kirishdi. Yaman musulmonlarning itoatida bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bozonni o'zini mulkida qolishiga ruxsat berdi. Boshqa odamni qo'ygan yo'q, chunki islomni qabul qilgan. Payg'ambarimiz yana yuborgan maktublardan Alo ibn Hadromiyni Bahrayn podshohi Munzur ibn Saviy oldiga yubordi. Unga yuborilgan maktubning ma'nosi ham Kisroga yuborilgan maktubda qaydi. Munzur aql egasi edi. Bahrayn amiri Munzur aql egasi edi. Tafsilotlarni so'radi.
Bu sahaba cevap verdi. Bazan, Naccashi ve başka Arap kabileleri İslam'a kirgenliğini işkeneden ki Munzir tahsillendi de şahadet kelimesine diyen Müslüman oldu. Karim, Hudeybiye sulhunun neticesi padişahlar, bütün kabileler, bütün halklar İslam getir yaptı. Cengi cedalsız. Tınçliliği şarafatı. Beymalar davet kılıçlıkça imkan varlığını sabah. Kavman İslam'a çakırdı. Bahreyn emiri, Munzir ibn-i Savi. Ayrımları kabul kıldı, ayrımları Yahudiliğinden, ayrımları Mazusiliğinden kaldı. İslam'ı kabul kılmayanlarca Munzir ibn-i Savi cizye saldı. Demek Bahreyn hem Müslümanlardı itaatı geçirdi. Muhacir ibn Umayya el-Mahzumi orkali Haris ibn Humayir'e peygamberimiz maktub cevabı. Yemen'de. Bana ayetti Yemen'de bir kısmını Porslar başkaladı, bir kısmını Himyarlıklar başkaladı. O ise bu itaat kılışıyla başlardı. İslam'a girmedi. Banu Hanife'ye Yemen'in padişahlarından bugün, yani Yemen'in padişahı bugün Havda ibn Ali el-Hanafi'ye peygamberimiz Sulayk ibn Amr'ını yubardı. Karin, ben hazır dersimiz arkasıya az yine kayıt durup iki de adamımı körelimiz yapana. Ve bunu ikiye çalıştıramız. Esselatüle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de turgan payetide hacge gelen kabilelerini İslam'a davet kıladı. Şunda Banu Sa'sa'a kabilesine vardı da Bayhara isimli kişi, onların sayıdı buna geplaştı. Ulagi İslam'da arzı gene de Bayhara Peygamberimiz bu Araplarda hammasını bir gün boyun sündürüşüge, bir gün galip buluşuge akıllı yetip durup etti ki Ey Muhammed, biz seni iman keltiremiz. Kılıçlarımız senin hizmetinde duradı. Seni himaye kılamız, fakat bitti şartın var benim. Senden ki halife men bulamam. Sen ötkenden ki bu işte başlığı men bulamam. Dünya ümidi de İslam getirişliği de haklı. Şimdi kalpten iman bilenmez. Peygamberimiz ettiler, اِنَّ الْاَمَرَ لِلّٰهِ يَذَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Bu iş Allah'ın kolu da. Hohlegen bandasıya topşuradı. Akıbet takvadorlarını ki dedi. Kabul kumek etken de. Şimdi, Yemama'nın padişahı Havda ibn Ali mektubunu okudu, geçti, ahli yetti. Peygamberimiz bütün Araplar dostan galip buluşu ahli yetti. Yemama yerleri, Banu Hanife'nin yerleri. Arap cezirasının ortasında çalışken. Kuvvetli kabile boyan, 100,000 askeri boyan bunlar diye. Akli yetti. Aytti ki, sen dedi Sulayk raziyallahu anh'a Muhammed'e barıp aytti. Men İslam'a kiremem. Eğer men kirsem, Banu Hanife kabilesiyen kiremem. Fakat bir de şartım var. Muhammed'den ki, başka men bulamam. Keyinçelik, vaftlar yine de Musaylama Kazzab Medine'ye keken İslam'da kabul kıyken. Kelip uham hud şu gafta etken de. Ve Musaylama ki bana şu Banu Hanife'den edin. Körün, adamlarda İslam'ı, adamlarda ibadeti, Müslümançlığı, dünya menfaati bosa, keyin bol adıyan bulduruptu. Ve Peygamberimiz yubargen mektublarının ahirgisi, yani biz geplaşadığın ahirgisi, Amr ibn al-As raziyallahu anh'a okul yubargen mektub. Amr ibn al-As Ümmon'a mektubu alıp vardı. Ümmon'un upayıkta Cülendi'nin ikide oğlu Abd ve Cayfer isimli ikide oğlu başkarardı. İkide paşa başkarardı. Amr ibn al-As doğru Ümmon'a çıkmadı. Çünkü cezirenin en ketide, doğru ketse masafakette halak buluşu mümkün. Çünkü Bahreyn'e karar yürüdü. İhsa'dan yürüp Halic böyle Ümmon'a getip geldi. Amr ibn al-As dahalardan idi. Bu kişi Hazakan odammasıdı. Başka sahabaya göçler doğru var, mektubu kolu gibi vermedi. Doğru varmadı. Aylanı vardı da Ümmon'a yetkenden ki darra kirip padişahke hattı vergeni yok. Bir müddet Ümmon'da türdü, yaşadı. Vaziyette görüp çıktı. Malumatı topladı. Bu iki taki ülke nemanı yakışık görüldü, nemanı yaman görüldü, nemanın özünü aziz sanıyordu, nemanın korkadı, nemanın çocuğuydu. Hem yolu uyanı boğuldu, sonra soradı. Bu iki taki ülkeni, kaysınız yumuşarak tabiat. Abd mı, ya ki Cayfer mi? Önce Abd mulayim rahat işte. Sonra Abd'ını aldı yekilişlikke ruhsat sevdi, ruhsat soradı. Abd onu kabul kıyana da, onge mektubunu oku verdi.
İslam'da arz kıldı, hem de ayetti ki, eğer İslam'da kabul kısın, mülkün yüzünde kaladı dedi. Şimdi bu Halim Abdi cevabını karayın. Cahil şuraya çıktı ki, mülkünle tatlı alışı bile korkutadı mı? Muhammed kayada, men kayada. Kendi yakalı benim mülkümü tatlı aldı, kattık bir gazablandı. Menge kendi küçüğü yetedi onu dedi. Bu yumuşağının cevabı şu bu. Amr ibn-i As ikinci yol işkesi aldı. La aleyk dedi. Bu yabladı faydası yok seni dedi. Onu dinine kir dedi. Çünkü onu dinine padişahlar kirdi dedi. Kays padişah kirdi. Onu dinine Neccaşi kirdi. Neccaşi kirdi mi? Habaşlı padişası ya, yalan yapıyorsan. Amr ibn-i As ayette, men onu aldı dedim dedi. Men özü İslam'a ana şu Neccaşi'de kolu da kirdim. Meni Müslüman buluşun Neccaşi'de kolu da buldu. Yani kim kirdi padişahlarda? Yaman padişahı Bazan kirdi dedi. Bazan kirdi mi dedi? Kisra ne kıldı onu dedi? Kisra hiç ne sakınmadı. Hirakılçı dedi. Hirakıl kabul kılmadı. Lekin inkaram kılmadı dedi. Eğer onu yan kabul kıldıken de yalan yokuşak kalardı. Hakikaten inkaram kılmadı Hirakıl. Kabulam kılmadı. Rozgat ayetken. Şunda Abd ne oylap göreydi? Oylandı ki özünü inisi Cafer'e Peygamberimizin hatını bildirdi. Cafer'de hem cevabı katlı oldu. Narazı oldu. Lekin akasını köndürdü. Ey Cafer, İslam'a kireylik. Mülkümüz özümüzde kaladı. Ahir onu dinine padişahlar kiripti. Neccaşi'ye kimi küçü yetedi? Bazen de yengiçlik'e kimi küçü yetedi? Eğer Araplar Hamas yığılıp üstümüzü yekese, mülkümüzü alıp koyuşadı. Mülkümüz özümüzde kalsın, İslam'da kabul kılaylıydı. Ahir Cafer hem razı oldu. Ümman hem İslam'a İtaatta buldu, İslam'da kabul kılıçtı. Bu iki tane ülke ölgün için özünü mülkü götürdü. Hani İslam'da, maksat İslam'ıdır. Peygamberimiz dinde yetkizmakçıydı. Dinde kabul kıyamayken cildirme yaptı. Bu da cinin yemiz, özümüzü adamlık kıyamızda mı yaptı? Şu işte başkaları dediğin adam mı? Özünü kavmını yaşlara bıraktı mı? Şu işte evliyordu mu? Cahide kaldırı yaptı. Her bitti ki yani anlaştırıp özünü koyar mı yaptı? Bu işlerin hamısı Bütün kabilelerini, bütün memleketlerini, padişahlarını İslam'a getirişi cengi cedalsız oldu. Bu Hudaybiye sulhunun semeresiydi. Peygamberimiz Hudaybiye sulhunu bitip, cilgeni de sahabaladı, hiç kayısı razı olma geldi. Esliydi. Ömer'in hatta Peygamberimizin kirli kattık yapır geldi. Narazılıkken kattık bıldır geldi. Lekin Peygamberimiz Hudaybiye'den cilgeni de İnna fatahna leke fathan mubina. Ey Muhammed Aleyhisselam, biz sizge açık galabanı in'am kıldık degenedir. Mana galaba. Mana galaba. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 yıldır kıyken davatı bile mana şu tinçlik davrıda turgan 2 yıllık davrıda kançalı Müslümanlar gibi hayriyetler ok geldi. Sariyeler yubarışlık devam etti. 8. yılın Rabiul Avval ayında Peygamberimiz Şuca ibn Vahab raziyallahu anh'ını Havazın kabilesi yubardı. Ularga hücum kıldı, ganimet alıp kaçıp geldi. Yine Banu Mulavvih kabilesiye Peygamberimiz Galib ibn Abdullah'ını koşunlara yubardı. Az gene adatı koşun vardı. Banu Mulavvih'in esası koşunu başka yerde can kılıyken edin. Ularga hücum kılıp ganimetlerini alıp kaçıp geliş, kaçıştı arkaya. Arkaya kaçıken edin Banu Mulavvih'in koşunu kaçıp geldi. Müslümanlar hücum kılıp, ganimeler de alıp ketkenliğine açıkkenliğine de koşun, katta bir koşun, bütün başlık kabilelerinin koşunu, onların arkasından kuşluydu başladı. Galip raziyallahu anh ayda da, arkamızdan kuvvet gelişti dedi. Az yine bizi adadınız, onlar bütün koşun bile. Şimdi bir yakın geldik ki, birbirimizi kör adı gönderişle yakın bulduk. Şimdi Allah-u Teala'nın bir merhameti buldu bu sahabalarına. Osman tınık, bırak da bulut yoktu. Tosat'tan bulut toplandı her yerde. Bulut kalınlaştı, yağmur başladı. Yağmur selge eğlendi. Sel derya bulup oktu. Müslümanlar ki bu Banu Mulavvih kabilesinin koşunu yedi deken de şu bana şu selden bugün derya ikilesinin ortasını tosup koydu, hub yetişe ama. Bana şimdi kılıp Allah Teala'nın merhameti bilen Galib ibn Abdullah raziyallahu anh'ın özünün az yine sahabaları bilen kaydır Medine'ye aman yetip gelişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mu'te gazatıdan avval sadır bugün ahirge iş Kâb ibn Amr başlığı da Zat-ı Atlâh'ke Peygamberimiz 14 kişinin davetke yubardı. Bu cenk yenemez. 14 kişi davetke yenik etken edin.
600 mil piyada yürü barıştı. Karayla Allah'ın dinini yetkizişlik için bu bizde yedeka darahları köbür salkın suli cahalarına söyle. Sahra. Hacge umurge borgen akülkelerimiz körgensiler sahrada kanı kalegine. 600 mil piyada yürü bardı bu 14 tane. Gassanlıklar ular Şam'da yakınlaşken payette bunları körüp kaldı da katıl kılıçtı. Demek Gassan kabilesine Müslümanlar yakıgen tacağızı köpeğip gitti. Şimdi bunların tazını verişlik gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarını Gassan kabilesine karşı cenge tayranışlıkı buyurdu. Gassan bunlar bulan buladıkken ceng osanmasıdır. 100 bin askeri var vardı. Yani bunun üstüki olan Rum'un hulafalarıydı. Yani Rum'a başka bir kabile hücum kısa Gassan yordam verirdi. Gassan'a başka kabile hücum kısa Rum yordam verirdi. Rum 100 bin askeri yubaradı. Bu buladıkken ceng başkalarından farklı bir oyanı geçiyor. Peygamberimiz kim çıkışlıkta kadar basa çıksın dedi. Peygamberimizin bu talabiga 3000 ta sahaba labbeyledi. Birinci madde Müslümanlarına koşunun adadı 3007 yaptı. Koşun tayinlendi. Peygamberimiz bu koşunga emirlerini belgiledi. Koşunu Zeyd ibn Harisa başkaradı. Eğer onge buran nasip olsa Cafer ibn Abi Talib başkaradı. Eğer onge bu nasip olsa Abdullah ibn Ravaha emir buradı dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem koşun tayyar boyunca cuma günü ertelap koşunu çıkardı. Gassan tarafı yıkarak koşun çıkıp gitti. Abdullah ibn Ravaha fikir kıldı. Belgilenken üçüncü amir. Ha koşun sekeyen yuradı. Ve cuma, Rasulullah olan cuma okuyman da o kastan kuvveti olamam dedi. Koşun çıkıp gitti, anca masrafını basıp koydu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını okup oyundayken karasa, Abdullah ibn Ravaha Medine'ye türüptü. Ne ahlakak? Ne mege avukada kaldız dedi. E Rasulullah dedi, yeti olamam dedi. Koşun sekin, yeti olamam kasam. Şimdi Peygamberimiz ağır sözünü etti. Allah'a kasam, eğer yeryüzüdeki hemen aslanı infak kılsız hem, onların kademleri için verirken acil getirmişsiz dedi. Hala ceng boyanı yok. Ertalabdan cuma geçib olgan vaqtda bosilgan masofaga beriladigan ajr yer yuzidagi hamma boylikni infoq qilganingizda ham unga teng kelmaydi. Shunda Abdulloh ibn Ravoha qattiq yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz? Jahannamdan qo'rqib yig'layapman. O'zi savob deb qoluvdi. Savob ketib qoldi. So'ngra duo qildi Parvardigor, Allohumma inni as'aluka shahadata fi sabilik. Parvardigor, men sendan sen yo'lingda shahidlikni so'rayman. Koşun çıkıp gitti. Medine'de Yahudlar hala koyan adı. Yahudlar kirlendi ki Muhammed, biz Tevrat'ta okuyanmaz. Eğer kaysi bir nebi falancı olsa falancı, falancı olsa falancı de 100 adamda etken olsa hem hamasa katıl koyan dedi. Yani bana şu peygamberimize etken, bana şu hadisi ülkelesi ki şahit buluşu gibi bir başaratıdır. Falancı olsa falancı bugünce de durup üç demez, 100 tane sana gelip olsa hammasa katıl bu yandı. Peygamberimiz attılar zâlike amrun yuriduhullah. Bu Allah hohlayan iştir. Bana şu gazapta Müslümanlar da safıda birinci madde Halid ibn Velid raziyallahu anh hukatına şeyken etti. Ukşam mu'tege koşunluğuna çıkıp yedi. Gassan'a Müslümanlar kereyken haber yetti. Gassan'ın seyyidi Haris, Hirakıl'ı adam yubardı. Ey Hirakıl, Muhammed'le koşun üstümüzü yekeli yaptı. Ortamızı keleşi yubardı. Bana şimdi Hirakıl'dan yardım soradı. Hirakıl'ın küfürü yok ki İslam'a bana şimdi anı koladı. Çünkü Dihetel Kelbi'ni Katar cönetekken de sen bari Resulullah'a ait İslam beni kalbimde Manavularda tınçlaştığı için, mülkte apalışı için de aittim. İslam beni kalbimde. Şu cevap da etken idi. Peygamberimiz yalvan gafırdı Allah'ın düşmanı. Dünya bulan, ahiret durgen de dünyanın kalla gelir. Ben şimdi onu küfür anıq oldu. Ha, sırar ki biz yordam veremiz dedi. 100 bin asker cönetti. Müslümanların adadı 3 bin. Gassanlı koşunu 100 bin. Şimdi Hirakıl'dan, Rum'dan yine 100 bin asker geldi. 3 bin de Müslüman, 200 bin düşmanla karşı geliyordu. Yani bu 200 bin düşmanla 50 bin tası otluk.
50 mingta otliq bor. Ikkala qo'shin bir-biriga qarab kelar ekan, musulmonlarga holidan xabar olib kelish uchun josuslarni o'yinlarni yuborardi g'assonliklar. Ana shu josuslarning ichida Xorisning ukasi Sadus ham birga chiqqan edi, xabar olib kelgan. Zayd ibn Xorisa ham oldidan xabar olib turish uchun odam jo'natardi. Ikkala oldiga chiqqan qo'shin bir-biriga uchrashdi, urushdi, jang bo'ldi, Sadus qatl bo'ldi. G'assonliklar podshohining ukasi qatl bo'ldi jang boshlanmasdan avval. Musulmonlar Mu'ta deb nomlanadigan bir qishloqqa kelib tushdi. G'assonning adadi 200 ming. Bundan xabar topgan Zayd ibn Xorisa qo'shin ana shu qishloqning ichida joylashligini xohladi. Muaskar qishloqda bo'lsin, jang qilgan tashqariga chiqamiz. Chunki agar qo'shinni hammasini tashqariga ochiq maydonga olib chiqib qo'ysa, 200 ming adad osonlik bilan o'rab qo'yishi mumkin edi. Shuning uchun qo'shin muaskar Mu'ta qishlog'ida bo'ladi, qo'shin jang qilgan tashqariga chiqadi. Dushmanining adadi kattaligini bilib turib, Zayd ibn Xorisa sahobalarni maslahatga chaqirdi. Nima qilamiz? Bunaqa katta dushmanga qarshi, katta adadga qarshi musulmonlar turgan emas. Musulmonlar 2 kun bahs qilishdi. O'rtaga faqat 2 donagina taklif tashlandi. Birinchi taklif, urush o'ramiz. İkinci taklif, Rasulullah'ı adam jo'nataylik. Madad jo'natarmikin. Lekin hiç kim qaytaylik degan taklif tashlanadi. 2 gün bahs qilishdi. Abdullah ibn Ravoh roziyallohu anhu oxiri turib qavmni shijoatlantirib aytdiki, qavm dedi. Nima uchun islomni qabul qildik? Jannatni deb-ku, mana jannat oldimizda turibdi. Shahidlikni xohlamadik hammamiz, mana shahidlik turibdi. Nimani kutyapmiz? Nimadan qo'rqamiz dedi. Uchinchi mana shu so'zlardan keyin sahobalar shijoatlanishdi, jang qilishlikka qaror qilishdi. Mu'taga chiqishdi, saf tortib turdi. G'assonning qo'shini, Rumning qo'shini kelyapti, 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 nihoyasi yo'q. Musulmonlar bularning adadini kattaligini ko'rib, ayrim musulmonlar qo'rqishni boshladi. Shunda Sobit ibn Aqram roziyallohu anhu, o'rtaga chiqdi-da aytdiki, men Badrda qatnashganman dedi. Adadimiz oz edi, lekin Alloh bizga g'alaba berdi. G'alaba adadning kattaligiga bog'liq emas. G'alaba Alloh bilan sodiq bo'lishlikka bog'liq dedi. Shijoatlantirdi, boyagi qo'rqayotganlarni ham qalbidan qo'rquv ko'tarildi. Zayd roziyallohu anhu qo'shinini 5 ga bo'ldi. Ya'ni hammasal jaysh. U davrda odatga ko'ra qo'shinni 5 ga bo'lardi. Muqaddama, qalb, muoxira, maymana, maysara 5 ga bo'ldi. Ikkala qo'shin jangga tayyor, ertasi kuni jang bo'lishi kerak. Zayd ibn Xorisa bomdod namozini o'qib bo'lishi bilan hali yorug' tushmasdan turib, hali rumliklar jangga tayyor bo'lmasdan turib hujumga buyurdi. Hali qorong'i yozilmasdan, kun tushmasdan turib musulmonlar bir shiddatli hujumga tashlanishdi. Rumliklar bu narsani kutishmagan edi. Palokandalik boshlandi o'rtasida. Musulmonlar shu qattiq hujumni qilishdi, shiddat bilan kirib olishdi, yuzlagan odamlarni qatl qilishdi. Ular bosh uchini topgicha, o'ziga kelguncha shomgacha shu rumliklarni qatl qilishdi. Musulmonlardan talofat deyarli bo'lmadi birinchi kuni. Shom bo'ldi, qo'shin ajrab keldi. Ular o'zini tartibga keltirib ulgurmagan edi. Musulmonlar bu kuni talofat ko'rmadi. Rum g'assonliklar bu bo'lgan ishdan hayron qolishdi. Bular odammi, jinmi, nima bu? 3 mingta bo'lib shunchalik bir jur'at qiladimi? Oddiy qo'shinga qarshi, oddiy dushmanga qarshi turayotganligini tushunishdi. Ikkinchi kun bombardda o'qib olib, xuddi shu vaqtda yana hujumga tushdi. Yana Rumni ichida qatl qilishni boshlandi. O'nlab odam yiqilyapti. Shunday qilib 5 kun davom etdi. 5 kun musulmonlar hujum qildi, faqat musulmonlar qatl qildi. Odatda avvalgi g'azovatlarda 10 ta, 20 ta, 100 ta odam o'lsa, shu bilan jang tugar edi. Lekin bularda adadi 200 ming bo'lganligi uchun har qancha o'ldirilmasin, ularga oshcha ta'sirini ko'rsatgan yo'q. 6-kun rumliklar endi biz hujum qilamiz deydi. Namoz vaqti bo'lishi bilan rum hujumga o'tdi. Mana endi haqiqiy qattiq jang 6-kuni boshlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jamoat namoziga chaqirdi. Hammasi yig'ildi. Nima bo'ldi Rasululloh? Bugun rum bilan musulmon o'rtasida jang boshlandi dedi. Va masjidda o'tirib, necha minglagan kilometr chaqirim Mu'tada bo'layotgan jangni tafsilotlarini payg'ambarimiz masjidda musulmonlarga aytib berib turdi. Rasululloh jang nisbatlab ta'rifib aytardi.
Bayroqni Zayd olib oldiga yurdi, ichkariga kirdi. Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu bayroqni qo'lisharkan oldiga qarab intildi. Mushriklar Zaydni to'xtatish uchun hujum qilishdi, musulmonlar Zaydni himoya qilishdi. Lekin mushriklarning o'z odam turib otgan nayza kamonlari u kishini tanasini parcha-parcha qildi. Ustushida Zayd dedi payg'ambarimiz. Zayd shahid bo'ldi. Bayroq yerga yiqildi. Shunga payg'ambarimiz aytdi, bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi. U ham dushman safiga qarab oldiga yurdi. Dushmanlar u kishini oldiga tizmaslik uchun oldiga tizilishdi. Abu Rafi roziyallohu anhu aytadi mana shu jangda bo'lgan. Ularni ko'pligidan Ja'far, ya'ni tiqindi izdihomni kattaligidan, qattiqligidan Ja'far bir qadam ham oldiga yura olmay qoldi. U kishi otda turardi. Otidan tushdi, qilichi bilan otini urib qatl qildi. Islomda birinchi qatl qilingan ot Ja'far ibn Abi Talib oti bo'ldi. So'ngra o'ng qo'lida bayroq ushlab, chap qo'lida qilich bilan jang qilishni boshladi. 3000 ta odamga 200 mingta turibdi. Mushriklardan biri keldi, bayroq ushlagan qo'lini chop tashadi. Ja'far roziyallohu anhu qilichni tashadi, chop qo'liga oldi bayroq. Ikkinchi zarba bilan qo'lini ham, chop qo'lini ham chop tashadi. Qo'lidan qolgan narsa bilan bayroqni quchoqlab oldi. Endi ro'parasidagi mushrik turibdi qilich bilan. Ro'parasida mushrik turibdi qilich bilan. Himoyalanishlikka ham, jang qilishlikka ham qo'li yo'q. Shunda bitta qattiq zarba bilan yelkasiga uradi, ikkiga bo'lib tashlaydi. Ja'far roziyallohu anhu ham shahid bo'ldi. Jangdan keyin jussalarni qaralar ekan Abu Rafi roziyallohu anhu aytadi, ikkiga bo'lingan Ja'farni jussasini bir tomonida 80 ta, 90 tadan ortiq jarohat topdi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada sahobalarga mana shu bo'layotgan ishlarni aytib turar ekan, Ja'far shahid bo'lgandan keyin roziyallohu anhu ikki qo'li kesilgandan keyin Ja'far shahid bo'ldi. Alloh uning kesilgan qo'llarining o'rniga yoqutdan bo'lgan ikki qanotni berdi. U bu ikki qanoti bilan qiyomat kunigacha jannatning xohlagan joyida uchib yuradi dedi. Bu qiyomatgacha shunday mukofot berilyapti. Endi qiyomat qoyim bo'lganda u kishiga beriladigan ajr albatta bundan ham ulug' bo'ladi. Bayroq ikkinchi marta yiqildi. Bayroqning oldiga payg'ambarimiz aytgandek Abdulloh ibn Ravoha roziyallohu anhu keldi. Bayroqni oldi. Payg'ambarimiz Madinada sahobalarga tarbiya beryapti. So'ngra bayroqni Abdulloh ibn Ravoha oldi dedi-da jim qoldi payg'ambarimiz. Ansonlar xijolat bo'lishdi. Chunki avvalgi ikkita sahoba muhojir edi. Zayd bilan Ja'far. Bayroqni oldi, oldi yurdi. Bayroqni oldi, oldi yurdi deyapti. Endi Abdulloh ibn Ravoha bayroqni olgandan keyin to'xtab qoldi. Nimaga to'xtab qoldi? Jang shunday bir jiddiy tus olgan ediki, bayroqni ushlagan odam qatl bo'lar edi. Ikkita avvalgi hamrohini qatl bo'lganligini ko'rdi-da, nafsi ozgina taraddudga kelib qoldi. Bayroqni oldi, ikkilanib qoldi. Shunda Abdulloh ibn Ravoha o'ziga o'zi baytlarni o'qidi. O'zini o'zi shijoatlantirdi. Aqsamtu ya nafsi latanzilinna. Latanzilinna awlatuk rahinna. Qat aqbalan nasu va shaddurranna mali araki takrohinal jann. Menga nima bo'ldi? Jannatni yoqtirmayapsanmi deyapti o'ziga o'zi. Jannatni xolim ekaningni ko'ryapsanmi? So'ngra ikkita hamrohini, ikkita birodarini ishini eslatdi. In taf'ali fi alahuma huditi va ma tamannayti faqat utiti. Agar oyka hamrohini qilgan ishini takrorlasang, to'g'ri yo'lda bo'lasan. Taqiq nimani orzu qilgan bo'lsang, Alloh senga berib turibdi dedi. So'ngra qilichini ko'tardi, oldiga tashlandi. Bu kishi jangga kirib ketar ekan, o'zini bir amakisini o'g'li qo'lida ichiga go'z solingan nonni irg'itdi. "Ey Abdulloh, ushamoni" dedi. "Ozgina quvvatlanib ol" dedi. Ertamandan shomgacha jang qilganligi uchun ovqatlangani vaqti yo'q edi. Tong sahardan shomgacha jang qilishardi. Ovqatni oldi, haligindan bir tishlandi uzdida qarab turib o'ziga o'zi, "Ey Abdulloh, hali ham dunyodamisan?" deyapti. Agar mana shu tishlanmonni yeyishlikka turadigan bo'lsam, bu hayot uzoq hayot bo'lib ketadi. So'ngra nonni tashladi-da, shunday bir shijoat bilan hujum qildi. Nasronlik, Nasoro arablarining boshlig'i Malik ibn Rofiyani borib qatl qildi. U kishini ham qatl qilishdi mushriklar. Payg'ambarimiz belgilagan uchala amiri ham, uchala sahobasi ham shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada turib, Abdulloh shahid bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri aytib beryapti bu lekin ishlarni. Abdulloh ham shahid bo'ldi. Men ularning uchalasini jannatdagi so'rlarini ko'rib turibman. Faqat Ibn Ravohaning so'risi
O ikisinin sorusundan uzarada kopardı. Ne demişim? Az yine ikilenip koydu. Az yine taladut geçip kaldı. Bana şu nasıl tüferi, onların sorularından göre Abdullah'ın sorusu tasarak açıp kaldı. Bayrağı yıkıldı. Olayın, 3 milyon adamını cürat kılıp 200 milyon turuşlu gözü kandı kahramanlık. Bayrağı yıkıldı, hiç kim kütlenmedi. Peygamberimiz Abdullah'ın ravahadan keyin falan şu işasında bayrağı da etme gene. Müslümanlar her zamanki saçılık geçti. Çünkü bayrağı da hiç kim kütlenmedi, bayrağı kütlenmedi demek koşun mağlup oldu. Hemme tırkırıp kalkıp koşup geçti her zamanki. Abu Rafi aytadi, vallahi bunaqa mag'lubiyatni, bunaqa xazinani ko'rganmasman. Ikkita sahoba ham bilmasdi deydi. Ikkita odam ham bilmasdi. Hamma yakka-yakka olib qochib yurardi. Bayroqni kim ko'taradi? Musulmonlarning qahramonlaridan bo'lgan. Ahli Badrdan bo'lgan. Sobit ibn Ahram keldi, bayroqni ko'tardi. Haqiqiy qahramonlik qildi. Chunki avvalgi bayroqni ushaganlar, ushab turganida himoya qilayotganlari bor edi. Endi bayroqni yolg'iz o'zi ko'tardi. Müslümanların bayrağı yine kötaraldı. Bayrağı da tayyge birinci bulup Halid ibn Valid deyip geldi. Bana ettik ki Halid raziyallahu anh'u birinci mette katta şekken adı. Sabit raziyallahu anh'u bayrağını Halid köşleyin dedi. Halid raziyallahu anh'u etti ki ey Sabit siz haklı ilahsız bayrağı düşeşke. Siz yaşayacağım katta yani Ahl-ı Badr sizdi. Sabit ibn Akram raziyallahu anh'u, ey Halid, Allah'a kasam onu senge veriş için aldım dedi. Bu çırali yapırıp, çırali bir muamala kaladırken orunmaz. Bu orunda bir, şu işte mahir bakan, habir adam gereği dedi, mahir adam gereği dedi. Sen işimizde habirsen, tecrübeliysen, bayrağı senge verdi, senin için aldım dedi. Halid raziyallahu anh'u bayrağı kolu geldi. Halid raziyallahu anh'u bayrağı kötardı, silkitti. Bayrağı yana ko'targanini ko'rib sahobalar yig'ilib kelishdi. Xolid ibn Valid qarang, mana bitta bir mulohazaki, biror bir tashkilotmi, biror bir muassasami, biror bir firmami shuni ishini yurgizishlikka loyiq odam turganda, shuni rahbari, o'zini qarindoshini yaramaydigan bo'lsa ham tanishini qo'yadigan bo'lsa, bu korxona nima bo'ladi? Sahobalarni ko'ring. Sobit ibn Akram roziyallohu anhu bu ummatning g'amida. Xolid mana shu o'rinda loyiqroq. Sen bilimdonroqsan, sen loyiqroqsan, sen barodi senga olib ko'tarsa sharaf Sobit ibn Akramda qo'lida qoladi. Lekin bular islomga xolis xizmat qilgan odamlar edi. Minbarga sizdan loyiqroq odam keldimi, bering. Sizdan ko'ra haqliroqmi, bering agar Allohdan qo'rqsangiz. Masjidda ishni yurgizgani sendan ko'ra loyiqroq, sendan ko'ra shijoatliroq odam keldimi, ber. Seni mulking emas u, qiyomatda javob berasan. Müslümanlar nimaga shu bir tanazzulga tushib ketdi keyingi asrlarda? Çünkü ana shu loyiq bo'lgan odamlar o'rniga kelib shu ishni yurgizmaganligi uchun musulmonlar ish falokatlar yo'q ketdi. Sahobalarni ko'ring, payg'ambarimiz qanday tarbiya qilgan. Ey Xolid, siz haqliroqsiz, siz loyiqroqsiz dedi. Xolid ibn Valid bayroqni olib qo'yadi. Silkitdi. Musulmonlar yig'ilib keldi yana. Xolid roziyallohu anhu qisqa muddatda qo'shinni tarkib keltirdi-da mag'lub bo'lib turgan qo'shinni hujumga buyurdi. Tarqalib mag'lub bo'lib turgan musulmonlar endi hujumga o'tishdi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.